Merhabalar. Bir önceki videomuzda YT Monster'dan nasıl kredi kazanacağınızı göstermiştim arkadaşlar. Şimdi de artık kazandığımız kredileri nasıl harcayacağız ona bakmaya başlayalım. Yani sayfamız için nasıl abone kasmamız gerekecek, nasıl görünümü artırabileceğiz, nasıl yorum alabileceğiz bunları anlatmaya çalışacağım. İlk başta YT Monster Stream'de giriş yapalım. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa seyredenler olursa aşağı linkini bırakacağım. Oradan linkten abone olursanız sevinirim. Yani bize de bir faydanız dokunmuş olur. Şimdi şunu da belirteyim. İngilizcesi olmayanlar, benim de İngilizcem fazla değil çünkü Chrome'dan açıp Türkçeleştirebilirler. Chrome'dan da açalım. Şöyle girelim. En azından Türkçe karşılıklarını da söylemiş olurum. Burası açılı dursun. Şimdi biz 1375 tane kredi kazanmışız. Bunu nasıl sayfamızda harcayabileceğiz onu anlatalım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar burası. Türkçesi neymiş? Türkçe çevireceğiz, özür dilerim. Kampanyalar. Şimdi buradan kampanyalara giriyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşede new var, yeni. New'e basıyoruz. Şimdi bütün sayfa ayarlarımızı buradan yapacağız. Şuradan da yapalım. En azından Türkçesini görünsün. Şimdi burada bu kampanyaları girdikten sonra şu sağ tarafta toplam sizin kredinizi, şu üst taraftaki de yapacağınız işleme göre harcayacağınız krediyi gösteriyor. Yani 1375'i geçemeyecek kadar bir kredi harcamamız gerekiyor. İlk başta YouTube sayfamız için ne yapılacak? Onu seçeceğiz burada birinci bölümde. Görüntü, yani videolarınızın görüntüsünü artırmak. Üye olmak, yorum. Biz bugün üyeyi anlatayım. İkinci aşamada da görünümü anlatayım. Çünkü bu tarz bir sayfayı, videoyu seyrediyorsanız genelde işte 1000 aboneyi kasma muhabbeti için yapıyorsunuzdur. Şimdi buradan üyeyi seçelim. Şurada da yanlış olmasın da, evet, aboneler diye çevirmişler. Doğru, aboneler. Şimdi burada şimdi biz birinci seviye olduğumuz için, değişken, daha doğrusu free kullanıcı olduğumuz için burada şundan bahsediyor. Burada değişken ücret politikası uygulanıyor. Yani bir videoya örnek veriyorum, 100 kredi harcanıyorsa ikincisinde 150 kredi harcanabilir diyor. Bunun sebebi de dediğim gibi pro olmadığınızdan dolayı. Şurada Chrome çevirmiş midir? Tamam, burada çevirmiş. Hesabımızı yükselterekten şuraya gelelim bir. Yani aylık 14 dolar, 15 dolar, yani 30 dolar vererekten buradan seçeneklerinden yararlanılabilir. Ona göre de daha çok yarar sağlayabilirsiniz diye söylüyor. Birçok kullanıcı free kullanıcı olacak. Şimdi burada yapmamız gereken, biz aboneler kasacağız. Aboneleri seçtik. İkinci olarak YouTube sayfamızın linki. Şimdi burada ister bir YouTube'daki videonuzu linkini koyun. Yani şöyle anlatayım. Şuradan kanalıma gireyim. İstiyorsanız direkt bu linki verin. Veya da burada bir tane sesini kısalım. Linki verin. Niye? Burada abone ol sayfası çıkacak arkadaşlar. Yani siz hangisini vermek istiyorsanız benim tercihim şu, burada da bir ufak bir tüyo da vereyim sizlere. Sayfanızın linkini verirseniz, yani şu linki verirseniz, insanlar gelir buradan abone ola basar, buradan çıkar. Ama bir şuradan biz
videomuzun linkini verirsek bastığından dolayı buradaki izlenmemiz de artar. Benim tavsiyem bunu vermeniz. Şöyle şimdi videoyu vereceğimizi varsayalım. Videonun linkini en üst taraftan kontrola diyerek hepsini seçip Ctrl C ile kopyalayalım arkadaşlar. Şuradan da kanalım diyelim mi? 244 abonemiz varmış bunu yaptığımızda. Şimdi buradan YouTube URL'sine linkini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan işte kaç abone gelsin şurası. Şimdi buradan sayı artırdıkça 150 geldi bakın. İkinciyi yapıyorum 300. Bir tane daha yapıyorum 450. Yani 150 kredi alıyor bizden. 3 kullanıcı 4 5 desek 5 kullanıcıya 750 kredimiz gidecek. Sayımız kaçtı bizim? 244. Şimdi ben burada 5 vermeyeceğim. 2 diyeceğim. Buna 146 olalım. Bu aşağıda da neden? Yani YouTube sonuçta bu tarz butları kontrol ediyor. Hepsine bir anda yüklenmek yanlış olur. Tam burada gerçek kullanıcılar üye oluyor ama ivme bir anda yukarıya doğru yükseliyor. Bu da niye sebebiyet veriyor? Yani illegal bir şey olabileceğine sebebiyet veriyor. Yani Çin'deki bir adam neden senin dilindeki bir şeyi otursun, seyretsin, dinlesin mantığı. O yüzden burada çok abone kazanacaksanız amacınız örnek veriyorum 50 tane 100 tane krediye yetecek bir abone sayınız var. Burada alt tarafta arkadaşlar bir tane daha senetik bölümümüzde gelişmiş ayarlarda saatlik başı abone. Yani bu ne demek oluyor? Maksimum saatte bana diyorsunuz ki 5 abone gelsin. 50 abone olacak üst taraf. Ama bu 50 aboneyi saatlik işte 2 tane 3 tane olarak gelsin. Dolayısıyla bu ekstradan bir göze çarpan vesaire olan bir durum gözettirmez. Ben şimdi bu tanıtım videoları yaptığım için bu krediler az bende. Ama buradan belli bir kredi kazandıktan sonra video görünümüne ve aboneler için harcamayı düşünüyorum açıkçası. Biz şimdi bunu kapatalım gelişmiş seçenekleri. Şuraya çek koyunca açılıyor. Şu an biz iki tane kullanıcı için start diyeceğiz. Neredeydi sayfamız? 244 tane. Bir daha bir yenileyelim. Olduğunu görün sizde çünkü. Start kampanya diyoruz. URL'yi almadı. Linki değiştirmişler çünkü. Mecbur sayfamızın kanalının linkini vereceğiz. Şuradan üst taraftaki kanal linkimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Hepsini seçip. Şöyle aldı mı? Aldı. Şuradan linki veriyoruz. Bu da neden? Şuradaki kanal ID'sini gidip kontrol ediyor. Hatırlayanlar varsa bir önceki videomuzda anlatmıştım. Kredi kazandığında abone ol diye basıyor. Doğrula diyor ikinci aşamada. Doğrulamayı büyük bir ihtimalle bu kod üzerinden yaptığı için veriyor arkadaşlar. Şimdi kanalımızın sayfasını linkini aldık. Burada bütün hepsini ayarlamıştık. Şimdi tekrardan start kampanya diyelim bakalım. Biraz bekletiyor. Büyük bir ihtimalle onaylarını şey yapıyor. Tamamdır. Burada kampanya eklendi diyor. Şimdi biz bunları nereden kontrol edeceğiz? Tamam bir şeyler girdik ama ne oldu? Kampanyalara geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Bakın 3 kampanya sunuluyor. Bir tanesi aktif diyor. Şu üst tarafta da göz at, beğen, abone, yorum var. Biz abonelere geldiğimizde ben daha önceden 2 tane denemiştim. Gördüğünüz gibi burada 2 tane abone seçmişiz. Şu an gelen 0 abone. Bu fazla sürmüyor. 4-5 dakika içerisinde direkt abonelerin geldiğini görebiliyorsunuz. Şu an cep telefonuma bir tane uyarı geldi büyük bir ihtimalle.
Abone geldi. Evet, bir tane gelmiş arkadaşlar. Sayfamıza da bakalım. Bakın 245 oldu. Burada bir tane daha geldi. Bunların hepsi gerçek kullanıcı arkadaşlar bu arada. Yani hayali değil. Ben de gidiyorum buradan Exchange'den kredi kasma bölümünden abone ol diyerek ben de kredi kasıyorum. Şuradan bir daha sayfayı yenileyelim. Şuradan gördüğünüz gibi kredimiz de düşmüş. 1300 kredimiz vardı. Burada 1070'e düşmüş. Şuradaki bölümden, pardon, şuradaki bölümden gidip burada nasıl bir abone ol deyince gidiyor. Kontrollerimizi sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ha, burada bir de bakın, burada size uyarıyı da söylüyor. Abone olup da örnek veriyorum, abone oldunuz, daha sonradan çıktınız. Buradaki cezaları da anlatıyor. Bu da önemli bir bölüm. Tekrardan biz kendimiz kampanyasına bir bakalım. İkinci abone gelmiş mi? Büyük bir ihtimalle bitmiş. Evet. Bakalım, 145'ten son hedefimiz 146 idi. Aa, iki tane daha abone follow gelmiş. 248 oldu arkadaşlar. Hatta daha fazla gelmiş. 249 oldu. Ne, görüyor musunuz? Bakın yeni abone diyor. Biz iki tane dedik ama sağ olsun follow göndermiş. Böyle de beta aşaması olduğu için size artıları oluyor demek ki. Bir daha bir yenileyelim. Aslında follow da yükselip illegal bir yukarı doğru çıkış olması sağlıklı değil. YouTube videolarınızı da işte böyle aboneyi nasıl kasabiliyorsunuz? Bu şekilde arkadaşlar. Yorumu bölümüne sorusu olan yazabilir. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bundan sonraki videoda genelde görüntülemeyi anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.